Evet arkadaşlar merhaba. 6 Nisan 2021 Adana at yarışları tahminlerimizle beraberiz tekrar. Evet bugün gündüz programında Adana var. Tam 9 kuşluk bir program ve birinci ve ikinci altılı gayanlar bu şekilde sırayla 1.30'dan itibaren başlıyor. Evet bugün Adana'da 1.30'da başlayan bu birinci altının birinci ayağı olmuş oluyor birinci koşuyla. Startı verelim. Evet arkadaşlar çok cüzi bir kupon yaptık. Yani birinci altıda iki tane tekimiz var. İkinci altıda da iki tane tekimiz var bu arada. Bu şekilde mümkün mertebe az at yazarak geçtik ki siz de tabii ki size de yer kalsın, imkan kalsın. Ona göre AGF oranlarıyla sizler de kendi atınızı yazabilirsiniz diye. Bizim tavsiyelerimiz de ona göre mukayese edersiniz tabii ki. Evet. Altılı Gayan, birinci Altılı Gayan, birinci koşuyla başlıyor. Satış 1, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum piste çıkacaklar. Bu ayakta 3 tane safkanayar veriyoruz. İlk atımız 3 numaralı Caymaz, Ahmet Çelik'le. İkinci atımız 2 numaralı Küçük Zamanı, Mehmet Akyavuz'la. Ve son atımız 5 numaralı Step by Sweet, Mert Ali Solmaz'la arkadaşlar. Burayı 3, 2 ve 5 şeklinde tam 3 atla geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci koşu birinci altılı gayanın ikinci ayağı. Maiden bir mücadele bu. Burada 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum piste çıkıyorlar. Tam 12 tane safkan var burada. Arkadaşlar bu ayakta biz Saadettin Boyraz'ın bindiği Alator'u bir şekilde Maiden'den çıkacağını bu 35 handikap puanı var. Gerçi Malkoçan var burada. Bunlar da tabii ki bir şekilde zorlayacaklardır. Rising Girl var. Evet. Yani tabii ki Dynamite Power var. Ercan Çankaya'yla. Bu safkanları da sizlere biz bırakıyoruz. Yani varsa yazmak istiyor. Ama biz burada Alator'un kesinlikle en şanslı safkan olduğunu düşünüyoruz. Yani bunların içerisinde böyle bir şanslı olduğunu gördüğümüz zaman da banko atıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok şanslı görmek ayrı. Şanslı görmek ayrı, bir de az şanslı görmek ayrı. Biz çok şanslı gördüğümüz için otomatikman banko tavsiyemiz var. 2 numara Alator banko. Evet, 3. koşuya geçtiğimiz zaman burada bu koşu aynı zamanda 1. altılı gayanın 3. ayağı olurken 7'li plasenin de başlangıç ayağı oluyor arkadaşlar. Burada bu şartlı 5 mücadelede 4 yaşlı Arap safkanları 1400 metre kuma çıkacaklar. Burada da 2. bankomuz var tabii ve Ahmet Çelik'in bindiği Ali Bey. Bey, Ali Bey. Evet, Emine Direkli ve burada antrenör Mehmet Direkli. Yani bunlar sahipleri beraber Ahmet Çelik bu 5 numaralı Ali Bey'i getirmeye mukadder, müktedir. Mukadder dedim yalnız. Evet, Ali Bey 5 numara ikinci bankomuz arkadaşlar burada. Evet, 7'li plaseyi de bu şekilde geçtikten sonra ilk ayağını birinci altılı gayanın dördüncü ayağı ama ikinci altılı gayanın da başlangıç ayağına giriyoruz şimdi. Evet arkadaşlar burada tabii ki bu handikap 15 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çim piste çıkacaklar. Burada 4 tane safkana biz yer veriyoruz. Bunların ilki 1 numaralı El Compadre Mert Gökalp Arslan'la. İkinci atımız 3 numaralı King Can Ahmet Çelik'le. Üçüncü atımız 6 numaralı King Fury Müslüm Çelik'le. Çok fazla King seviyorlar bunlar arkadaşlar. Atların ismini King koymuşlar. Ve 4 numaralı Tırmıl Efes'i Vedat Abiş'le arkadaşlar. Burayı 1, 3, 6 ve 4 şeklinde tam 4 tane atla biz geçiyoruz. Evet. Tabi burada böyle mesela Agassi iyi koşmuştu. Yeri olanlar Agassi'yi de yazabilirler yani. Lady Sephora'yı da hazırladı. Kazandı ama bu arka arka kazanma olacağını kesinlikle düşünmüyoruz arkadaşlar burada. Ama o yüzden biz böyle son birinci atları, son kez birinci gelmiş atları bu tip gruplarda arka arka geleceğini pek düşünmüyoruz. Gelirlerse, gelirse de sizlerin takdiri AGF oranlarına göre bir at daha fazla yazmış olacaksınız. Evet, 1, 3, 6, 4 dedik ve ikinci altılı gayanın ikinci ayağı ve 5. koşu, 1. altılı gayanında 5. ayağına gelmiş olduk. Handikap 16, 4 ve yukarı İngilizler
1900 metre kum pisti çıkacaklar. Burada bu kum pistteki mücadelede tam 5 tane safkanaya yer verdik. Günün en zor koşularından bir tanesi bize göre. Bir evvelki koşu da zor tabii. Orada da hiç umulmadık bir at gelebilir tabii ki. Evet, burada ilk atımız 3 numaralı Feyman abi. Uğur Temur'la. İkinci atımız 8 numaralı Pace Ruby. Üçüncü atımız 9 numaralı Attendo Vino. Mehmet Salih Çelik. 1 numaralı Wind. Muhammed Özdemir'le ve son hatta 6 numaralı El Rapido. Mert Ali Solmaz arkadaşlar. Burayı 3, 8, 9, 1 ve 6 şeklinde tam 5 tane safkanla geçiyoruz. Tabii ki yeri olanlar burada mesela yani Pro'yu da yazabilirler. Beykoz var. Yani ilginç olacak ama. Evet, bu kadar yeterli olarak gördük biz burayı adeta kapatmış gibi olduk arkadaşlar zaten. Beşinci koşu. Evet, altılı gayanın son ayağı. Birinci altılı gayanın son ayağına geçiyoruz. Altıncı koşuya. Ve ikinci altılı gayanın da üçüncü ayağı olmuş oluyor. Handikap 15 burada devam. 4 yaşlı Arap safkanları 1500 metredeler. 3 tane de safkan burada var. İlk atımız kırmızı ekürler. Suyinbike. Mert Ali Solmaz'ın bindiği özellikle Suyinbike. İkinci atımız 2 numaralı Saydam Ateş Ahmet Çelik'le ve üçüncü atımız 3 numaralı Gökçe Kız Müslüm Çelik'le arkadaşlar. Burada tabii ki RGF oranlarına göre ilave etmeniz gereken bir at olursa sizler de bunu ilave etmekten kaçınmayın diyoruz. 7, 2 ve 3 şeklinde tam 3 tane safkanla burayı geçiyoruz arkadaşlar. Böylece altılı gayanında birinci altılı gayanımızı sonlandırmış oluyoruz. İkinci altılı gayanımızın da dördüncü ayağına geçmiş oluyoruz. Yedinci koşuya yani. Seren bir koşusu. Kısa vade 7, 4 yukarı İngilizler. 2200 metre uzun metrajlı bir koşu. Arkadaşlar burada net bir banko var. O da 5 numaralı Malones, Hışman Çizik'le ikinci altılı Gayana'nın ilk bankosu oluyor. Malones biraz zor geçilir burada bu grupta. Hışman Çizik de zaten burada bugün kazanacağı belki de tek koşu var. O da bu. 5 numarayı biz banko olarak öneriyoruz sizlere. Evet. 8. koşuya geçiyoruz şimdi. İkinci altılı Gayana'nın 5. ayağı yani tabela ayağı olmuş oluyor. Evet, günün zor koşularından bir tanesi. Buraya da çok at yazacağız. Yani 4 tane at yazacağız buraya. Sizler de varsa atınız ilave edebilirsiniz. İlk atımız 1 numaralı Domaniç. Evet. İkinci atımız 5 numaralı Hür Adam. Mehmet Salih Çelik'le. Üçüncü atımız Bilgin Kadir Ercan Çankaya. Ve son atımız da 3 numaralı Özbatu Vedat Abiş'le. Yani burayı 1, 5, 2 ve 3 şeklinde tam 4 tane safkanla geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, böylece tabela ayağında 4 at yazdık. Sizin de atınız varsa yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, günün son ayağına geçiyoruz şimdi. Ha, sanki böyle birinci altılı daha cazip gibi geliyor ama bilemiyorum tabii. Genelde cazip diyoruz ama hep 300 lira 400 lira veriyor altılılar arkadaşlar. Evet, o yüzden bugün çok kısıtlı yaptık. Yani az at verdik mümkün mertebe sizlere değer kalması için. Maiden mücadele var son koşu. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte çıkılacak. 13 tane safkan burada start oluyor. 13 safkan içerisinde bir tane safkandan biz bahsediyoruz ve onu da yalnız bırakıyoruz. O da belli ki burada Ercan Çankaya'nın mini Flash Past 1 numara. Günün ikinci bankosu, ikinci altılı gayanında. Böylece günün ikinci bankosu olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, yani tabii ki stratejimiz bizim bu. Sizlerin de kendine ait stratejisi varsa ona göre değerlendirebilirsiniz. Yani misliğe çalan, böyle misliğe koşan bir altılı grubu burada beraberiz. Birinci altılı gayan biraz daha böyle sanki cazip gibi. Çünkü yaklaşık 4 tane ayak, yani birinci ayak, 4, 5 ve 6. ayaklar birinci altılıda. Gerçekten karışık gözüküyor. Belki o biraz para yapabilir arkadaşlar. Evet, Adana ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Biliyorsunuz tüm geniş ayrıntılara
Web sitemiz www.maxsporttahmin.com adresinden ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar burada bizim YouTube'da katıl buton premium üyeliğimiz var. Videolarımızın altında katıl butonuna basıp bu şekilde premium üyeliği alıyorsunuz. Ve bize ulaşabilirsiniz. Ve Facebook veya Instagram veya normal oraya yazın. Bizim web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Üye olduğunuz takdirde telefonunuzu yazın oraya. Biz bulalım sizi. Sonuçta web sitemizde de üye olan tüm arkadaşlarımızın bizim database'imizde telefon numaraları var. Bu şekilde de ulaşabiliriz size. Evet, Adana için görüşlerimiz burada sona eriyor. Rast gelsin diyelim. Herkese bol şans diliyoruz. Bu şablonu kullanıp kupon yapan tüm arkadaşlara bol şans diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. Sağlıklı ve mutlu günler arkadaşlar.